Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Güzel bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Cold War silahlarının eklentilerinin ne işe yaradığını anlatacağım. Siz de bu terimleri öğrendikten sonra kendi zevkinize göre silahları yapabilirsiniz. Bu arada abone olan herkese çok teşekkürler. Discord'da ve canlı yayınlarıma hepinizi bekliyorum. Ayrıca harika bir çekiliş yapıyoruz. Twitch abonelerimden bir kişiye Modern Warfare veya Cold War ya da tam 5500 CP vereceğim. 31 Ocak tarihi son gün. Siz de Amazon Prime'le ücretsiz abone olup çekilişe katılmayı unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Arkadaşlar, örnek için XM4 silahını seçtim. Zaten tüm eklentiler hemen hemen aynı özelliğe sahip. Buradaki ilk eklentimiz silaha vertical recoil kontrolü kazandırıyor. Vertical recoil dikey tepme kontrolü demektir. Silahınız dikey olarak çok seken bir silahsa, yani ateş ettiğinizde çok fazla yukarılara çıkıyorsa vertical recoil kontrol özelliğini kullanmalısınız. İkinci özellik muzzle flash concealment. Bu da silahınızın ucundan çıkan mermi izlerini gizler. Örneğin renkli mermi kullanan birisi size ateş ettiğinde merminin nereden geldiğini çok kolay fark edebiliyorsunuz. Eğer rakip bu eklentiyi kullanırsa bu mermi izlerini gizlemiş olur. Suppressor silahınızdan çıkan sesleri bastırmaya yardımcı olur ve haritada sizin yerinizin çok uzaklardan belli olmasını engeller. Suppressörü taktığınızda hasar mesafenizde ve mermi düşümünüzde olumsuz etkiler meydana gelir. Kompensatöre geldiğimizde ise yine dikey sekme kontrolü verdiğini görüyoruz, fakat yatay sekme kontrolünde bozduğunu görüyoruz. Yani özetle kompensatör muzzle brake'e göre çok daha fazla dikey kontrolü sağlar ama yatay kontrolü bozar. Eğer silahınız sadece dikey değil aynı zamanda yatay olarak da seken bir silahsa bu eklentiyi pek tercih etmeyin. SOCOM Eliminator eklentisi de hem muzzle flash gizleyici hem de dikey kontrol kazancı sağlar, fakat shooting move speed ve yatay sekmeyi bozar. Burada merak etmemiz gereken şey shooting move speed. Bu özellik biz ateş ediyorken ki hareket hızımızdır arkadaşlar. Eğer shooting move speed özelliğimiz yüksekse silahla ateş ederken sağa sola ileri geri daha hızlı hareket edebiliriz. Bu da çatışmada sağa sol yaparken rakibin bizi daha zor vurmasını sağlar. Ama bu özellik düşükse silahla ateş ederken çok hantal hareket ederiz. Rakip bizi sabit duruyormuş gibi kolay vurabilir. Son olarak against the suppressor'a geldiğimizde ise silahı susturuculu yapar ve hasar mesafesini arttırır. Olumsuz özellikleri ise silahınızın nişan alma hızını düşürür ve nişan alınırken yürüdüğünüzdeki nişan sabitliğinizi bozar. Gelelim barrel kısmına. Bullet velocity özelliği merminizin seyahat süresini düşürür ve merminizin rakibe daha süratli gitmesini sağlar. Böylelikle mermi düşümünü daha az hissetmenize olanak tanır. Önemli bir özellik bu. Vehicle damage ise araçlara daha fazla hasar vurmanızı sağlar. Aşağıdaki hasar artışını yanlış anlamayın sakın. Rakiplere daha yüksek hasar vurmanızı sağlamaz arkadaşlar. O artış sadece araçlara fazla hasar vurmanız için gösterilmiş bir ibaredir. Effective damage range ise sizin silahınızın etki ettiği hasar mesafesini arttırır. Bullet velocity yine mermi düşümünü azaltır. Sprinting Move Speed özelliği düştüğünde deparla koşu hızınız düşer, Aim Walking Movement Speed düşerse de nişan alınırkenki yürüme hızınız düşer. Task Force Barrel'a geldiğimizde ise damage, yani hasar artışını görüyoruz. Bu artış AR'lerde %7 civarındadır arkadaşlar. Dolayısıyla 30 hasar vuran bir silaha getirisi en fazla 2 ya da 2.5 hasardır. Öyle düşündüğünüz gibi 30 vuruyorken bu barrel'la 40-45 vurmuyorsunuz yani. Bu barrel silaha harika bir hasar mesafesi ekliyor ve mermi düşümünü azaltıyor. Yani uzaklara çok daha yüksek hasarlar çıkartabilmenizi sağlar. Fakat dikey ve yatay kontrolü düşürdüğü için silahımızı kontrol etmemizi zorlaştırıyor. Bu yüzdendir ki çoğu oyuncu Task Force Barrel yerine ona en yakın barrel olan Takedown Barrel'ı tercih ediyor. Diamor 14 gibi bazı silahların barrel kısmında olan Fire Rate özelliğine gelelim. Fire Rate silahınızın peş peşe attığı mermi sayısını arttırır. Fire Rate yüksek olan bir silahla çok daha hızlı ateş edersiniz. Örneğin M13 silahının Fire Rate'i çok yüksekken Odin silahının Fire Rate'i çok düşüktür. AK, FFAR ve Groza'daki Ultralight Barrel'a geldiğimizde ise burada Strafe Speed görüyoruz. Bu özellikle nişan alınırken sağ ve sola hareket etme hızımızı arttırıyor. Lazerlere geldiğimizde ise Steady Aim Lazer bize Hipfire Accuracy kazandırır. Bu da nişangahımızı küçülttüğü için nişan almadan da rakipleri isabetli vuruşlar yapmamızı olanak tanır. Reveal Distance ise açığa çıkarma uzaklığıdır. Bu daha çok multiplayer'da işe yarayan bir özellik arkadaşlar. Rakibin nameplate dediğimiz ismini çok daha uzaklardan aktif etmeye yarayan bir özellik. Reveal Distance ADS ise aynı özelliğin nişan alınırken devreye giren halidir. 5 mW lazerdeki Hipfire Accuracy Steady Aim lazere göre çok daha etkilidir, fakat bu lazer nişan alma hızınızı düşürür. Stoklara gelelim. Aim Walking Movement Speed sizin nişan alınırkenki yürüme hızınızı arttırır. Sprint to Fire Time özelliği ise depar koşusu yaparken aniden ateş edebilme sürenizi düşürür. Bu eklenti SMG ve pompalılarda kullandığım bir eklenti arkadaşlar. Baskın yaparken aniden önüme rakip çıktığında hızlıca ateş etmemi sağlayan eklenti budur. Sliding Speed ise basitçe sizin kayarken daha süratli kaymanızı olanak sağlar. Underbarrel'de özelliğinden bahsetmediğim bir tek melee quickness var. Bu eklentiyle rakiplere çok daha hızlı dipçik vurabiliyorsunuz. Dipçik vurma animasyonunu kısaltan bir eklentidir. Mermi kısmında ne takarsanız takın jungle style hariç nişan alma hızınız düşecektir. Bunu
silahları dengelemek için yapmışlar. Eğer hızlı şarjör değiştirmek istiyorsanız Fast Mag olan eklentilere bakabilirsiniz. Reload Quickness özelliği silahınızın daha hızlı şarjör değiştirmesini sağlar. Rear Grip'lere geldiğimizde ise iki farklı özelliği görüyoruz. Bunlardan birisi Flinch Resistance, diğeri ise Aim While Going Prone'dur. Flinch Resistance rakip size ateş ettiğindeki sarsılma olayını düşürür. Aim Punch dediğimiz olayı en aza indirger. Örneğin siz rakip ateş edecekken rakip sizden önce davrandı ve size ateş etti diyelim. Bu mermi size isabet ederse ekranınız sarsılacak ve rakibi vurmakta zorlanacaksınız. Bu özellik bu sarsılmayı en aza indiriyor. Aim While Going Prone ise nişan alınırken yere yatmanızı olanak sağlayan bir özellik. Eğer bu özellik yoksa nişan alınırken yere yatmak istediğinizde nişanınız kapanır ve yere yatınca tekrar nişan almak zorunda kalırsınız. Bu özellik varsa nişan alınırken hiç ara vermeden yere yatabilirsiniz ve ateş etmeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım video birilerine yardımcı olmuştur. Hemen hemen tüm eklentileri size anlatmaya çalıştım. Bu özellikleri bildiğiniz sürece siz de doğru eklentilerle kendi istediğiniz silahı yaratabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve öğreniş videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.